düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın İzade'den sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası. Avrupa yakası. Çayını da demle son durak Avrupa yakası. Avrupa yakası. Avrupa yakası. Avrupa yakası. Aşkımın tek hatırası. Avrupa yakası. Sağ olun, sağ olun. Gezeriz, tozarız, eğleniriz, makaramızı, tukarımıza bakarız diyor. O ayrı. Aynen böyle mi dedin? Tam meali bu işte yani. Üç aşağı beş yukarı. Anladım Cesu. Aslı bak, senin için neler hissettiğimi biliyorsun. Ama benim de kendime... Cem, bence uğraşmayalım. Belli ki başka başka şeyler istiyoruz. Evet, hal bakıyoruz. Yalnız ben oraya gelemeyeceğim. Benim ofisime gelir misiniz? Uygun olur mu acaba? Neler görüyorum ben. Cem Bey... Bir kadın, bir kadın acı, yalnızlık, ihtiras, ismi... Aslı! Aman yarabbim! Cem ne oldu? Aman Cem! Cem! Ben mi konuşuyorum? Nasıl bir kadın? Yani anlamadım ki Aslı, böyle uzun boylu, uzun saçlı bir kadındı. Biraz da dolgundu. Yok, yüzünü göremedim ya böyle. Ya bilmiyorum Aslı, anlamadım yani. Bu saatte ofiste ne yapıyorlar? Bir de beni görünce niye kaçtılar, hiç anlamadım. Ya hiç şaşırmadım vallahi uzun boylu olmasına. Su, Victoria, ben. Pek sürpriz olmadı yani, adamın tipi bu. Cem, büyü yaptırıyor bu kızlar. Melek yüzlü, kara kanatlı bir şeytan! Yuh be! Ulan Bayhan bile klip yaptı. Bizim elimiz armut topluyor ya. Efendim? Diyor ki Bayhan bile klip yaptı. Baba diyorum ki... Muhallebici'de şöyle bayanlar matinası yapsak... ...yarı fiyatına falan. Nasıl fikir? Olur mu öyle şey oğlum? Hayatımda duymadım. Ama baba bazı barlarda şimdi akşamüstleri... ...kadınlara ilk içki bedava falan diye böyle yapıyorlar yani. Uydurma Merik kuşum, uydurma. Yok anne, var öyle bir şey. Biz gittik hatta. Dur bakayım, anlamadım. Siz kız kıza bana mı gittiniz? Volkan bak, bayan klip yapmış ya. Biliyoruz aslında, biliyoruz. Hangi kızlarla gittiniz acaba aslanım bu bara? Beni de ilgilendiriyor da. Doğru yani, hiç hoş bir şey değil. Sade hanımlar barda marda. Alın abiniz beraber gidin. Babacım, 40 yılda bir olan bir şey. Yani hep yapmıyoruz. Şey oldu, benim doğum günümdü. Arkadaşlar sürpriz yapmışlar, pasta falan kesmişler, artık ben kıramadım. Yoksa ben öyle bar falan alakam yok. Bar kim, ben kim, hiç sevmem. Ne zaman bu doğum günü? Kız kardeşin doğum gününü bilmiyor musun Volkan? Yani biliyorum da, şimdi sinirlenince bende geçici hafıza kayboldu. Hakikaten bilmiyor musun kız kardeşin doğum günü Volkan? Bilmiyor baba. Hatta bence yılını da bilmiyor. Onun için önüne geleni 30-30 diyor. Peki ukala, benim doğum günüm ne zaman? Efendim? Doğum günüm diyorum. Hangi ayın kaçında? Nisan'da. Nisan'da her gün doğum günü mü var? Nisan ayının içinde işte. Ayını bildim, Nisan'da. Vallahi. Peki, bizim evlilik yıl dönümümüz ne zaman? Bilin bakalım. Ben söyleyebilir miyim? Söyle. O da öyle bir şey. İlkbahar aylarında. Bildim değil mi? Aferin baba, mevsimini tutturdun. Sen biliyor musun peki Volkan? Babacığım, üç şık verirseniz ayını söyleyeyim. Ne ilkesiz çocuk varsınız ayol? Ne yıl dönümü, ne doğum günü, hiçbir şey yok. Vallahi çocuklar, ben sizin doğumunuzun saatine kadar bilirim hepinizin. Hadi ya, benimki kaç baba? Sabaha karşı dörde çeyrek kala efendim.
kaçtı. Aa, benim yükselenim akrep mi? Vay be. Babacığım haklısınız valla. Türk ailesinin çöküşünü seyrediyoruz hep birlikte. Sebebi de bu Aslı. Müsaadenizle ben bir içeri gidip geleceğim. Sonra söyleyeceklerim olacak. Ama o soruyu zahmet etme. Bilmiyor muyuz ne yapacağını? Cüzdana bakacak, kimliğimden doğum günümü söyleyecek. Aman otur. Ay, çok meraklıydık senin doğum gününe. Çubuk, akrep kadın. Vallahi İbo, şaşılacak şey. Bir duysa hayretler içinde kalır. Ailenin birbirinden haberi yok ya. Vallahi doğru. Yani pes, pes. Bak duy Aslı, bu laflar sana. Kes oğlum, kes. Anacığım, ya babam bana kızmasın, Aslı'ya kızsın. İyice uzaklaştı bu kız bizden ya. Selam söyle İzzet'e. Ya anne, doğum günümü hatırlamadı benim bu. Sizin evlilik yıl dönümünüzü de bilmiyor. Tamam, ben söylemedim ama ben işte onu test ettim. Ya, yani bakayım hatırlayacak mı dedim ben, ondan yani. Volkan selam söyle. Kim kim mi oturuyoruz burada? Ha, şey var, Sertaç var. Ha, şu var, bu var işte. Böyle. Tamam, ben akşam geleceğim anacığım. Hadi öptüm. Ya tamam, dışarıda yemeyeceğiz, geleceğim. Hadi öptüm. Yani sadece merak ettiğim için soruyorum Volkan. Yani ben Sertaç mıyım? Şu muyum, bu muyum? Yani hangisiyim? Aşkım, sen benim gönlümün prensesisin be. He? Red Sonja'msın benim. Ya Volkan, anlamıyorum ben bunu. Yani neden böyle annene karşı biz bir gizlilik içindeyiz ki? Yavrum, romantizmi bozdurmamak için ya. Ailenin iki kişinin arasındaki ilişkide ne yeri varmış kardeşim? Aile niye söz sahibi oluyormuş? Bu ikimizin arasında bir ilişki ya. Değil mi? Biz evi bozmayalım. Ne bileyim ya, ayıp geliyor yani bana yine. Hani ben seninle beraber olmaya başlamadan önce annenleri daha çok görüyordum. Merhaba abi. Merhaba yenge. Volkan dehşet diyor aldım abi, garantili. Var mısın? Birinci ayak hemen abi. Hadi ya. Meyve aşkım, pilli gıdamda. Ne diyeyim, gitti. İşte ondan enerji. Ya olay şöyle, aslında ben yani çok içmedim. Ya yani, aslında içtim de içkileri karıştırmadım. Ama saçma biraz fena oldu. Anlamadım, peki sevgilin niye bozuldu şekeri? Valla ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben sarhoş kadına bayılıyorum barda kardeşim. Cıbır cıbır anlatabiliyor muyum? Ama erkek konusunda öyle değilim. Yani sarhoş erkek gördüm tahammül edemiyorum. Tiksiniyorum yani. Olay şöyle gelişti. Anlatan dinleyin. Club'ın kapısından çıkıyoruz, tamam mı? Gece. Paparaziler full dolu. Silmeyen ve insanlığı yere paparazi değiyor. İğrenç ya. Neyse. Ben o kafayla birazcık yere düşmüşüm. Ya ayağım takıldı. Sen o etek buralara kadar açıl. Sen o flaşlar patır patır patla. Allah'ım düşünemiyor musun? Bana da kafayla orada kal geldi yani. İşte ben o fotoğrafları gördüm. Bütün gazetelerindekinde hepsinde var yani. Hiç kaçırmamışlar. Bir de çok enteresan açılar var böyle alttan malttan. Çok fena. Sen bir süre hiç çıkma Selin. Ne olur gözünü seveyim. Geceleri çıkma, fotoğraf çektirme, biraz ara ver. Anlıyorum ya. Babam da bana küs, Kubilay da küs. Ya hayatındaki erkekler konusunda tamamen biteyim arkadaşlar. Onun için babandan özür dile. Kubilay'la nasıl barışırsınız? Ha, işi uzatmaya kalkışırsa zeytinyağı gibi üste çık, eski defterleri aç. Tamam mı canım? Ay Fatoş, sağ ol ya. Bir şey söyleyeyim mi? İnsanın elinin altında, yani bu konuların uzmanının olması süper etkisi mükemmel bir durum. Bak, mükemmel bir kişiliksin. Merhaba. Selin. Ha? Selinciğim benim. Efendim? Yalnız kulaklarını aç, dinle. İkinci defa tekrar etmeyeceğim. Canım be, iğrenç bir hayatım var ya. Ne diyorsun sen be? Aa, sanki sen ya mükemmel bir hayat yaşıyorsun değil mi? Şahane insan, Bay Şeso, takdim ederim. Ay sen hiç hata yapma değil mi? Herkesin arkasından böyle çay ocağının arkasında geç, herkese çık 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 konuş. Kimseye yani kötü durumdaki insanlara bir kadıncık yardımcı olmasın. Ne diyorsun be sen? Allah Allah. Ben sadece sulu gözlüye kızıyorum kızım. Kendi düşen ağlamaz. Ya Aslı, ben kimseye yardımcı olmuyor muyum? Ya
Şesu sen de bazen biraz duygusuz oluyorsun yani. Kusura bakma, söylemek zorundayım. Vay be aslanım. Oldu tamam. Bundan sonra ben bu ofiste kimseyle ikili ilişki kurmamaya dikkat edeceğim. Zaten böyle lüzumsuz yakınlaşmalar kişisel ilişkilere böyle garip bir hacim kazandırıyor. Bence gerek yok. Bunları artık kaldırıyorum. Bundan sonra da benim muhatabım Deniz Hanım'dır. Onunla diyaloğa gireceğim. Ben kendimi ben baş başa bırakıyorum. Günaydın arkadaşlar. Merhaba Fatoş. Merhaba. Oo Selin. Merhaba. Ne haber Aslı? Günaydın. Nasılsın? Çalışıyorum. İyi, ben odamdayım. Ne mutlu sana. Aslıcığım, muhabbetinize doyum olmuyor. Ne oldu? Ay Yaprak anlatmadı mı size? Hayır. Ya Yaprak geçen akşam bunu burada bir kadınla basmış. Rezaletin son perdesi artık. Para versen böylesini yaptıramazsın şerefsiz. Efendim? Şey diyorum, paran olsa gazeteye böyle dallama arıyorum diye bir ilan verse herhalde böylesini bulamazsın. Canım yani eviniz yok mu sizin? Gidin evinize... Ay çok ayıp. Çok ayıp, çok ayıp. Çok... Kızım bir şey söyleyeceğim. Nasıl basmış, ne yapıyorlarmış anlatacağım çıtır diye. Bilmiyorum Selin'cim. Akşam 9'da burada oturuyorlar mıymış, ne yapıyorlarmış anlamadım. Yatak gelince zaten kadın Cem'in odasına kaçmış. Cem de böyle kem küm falan diye ne diyeceğini şaşırmış. Nasıl biri, nasıl bir kadın? Tanıdığınız biri olmasın? Bilmiyorum. Yaprak dedi ki uzun boylu, dolgun bir kadındı. Fakat yüzünü görememiş. Uzun boylu, sağlam yapılı. Şimdi eski kız arkadaşlarına ve Aslı. Bu Cem'in tipi. Aynen. Artık ya. Evet abi artık bu kadar da çapkınlık olmaz ki. Ne bu ya? Ya Aslı Hanım işte. Şu kardeşini dinleseydin şimdiki gibi bir Barbara Carter romanın içinde bulmazdın kendini. Ya, sağ ol Şesu ya. Yine çok yardımcı oldun. Çok teşekkür ederim yani. Bak şimdi be. İşte bildiğin klasik Şesu. Kalpsiz insan. Volkan bir şey söyleyeyim. Ben bu at yarışı muhabbetine tamamen karşıyım. Aşkım atlar bizden daha güzel yaşıyor be. Sucuk olacakların sporcu oluyorlar işte daha güzel. Ya Sertaç, Yaprak böyle hayvansever olduğu için yani. Böyle işlere hassas biraz ondan. Hayır ben senin at yarışı oynamana karşıyım. O zaman iş benden çıkar abi. Ne? Ne diyorsunuz ya? Ya Yaprak... Senin bu işlere kafan ermez. Sana ne kızım karışma ya. Allah Allah. Senin yaptığın her şey beni ilgilendirir Volkan. Abi bir tatsızlık olmasın. Bırakalım bu işi. Bak bitti gitti işte. Ben girmeyeyim abi bu işe ya. Üzmeyelim yengeyi Volkan. Ne yapıyorsun ya? Ne oluyor be? Abi siz bir çiftsiniz. Ne çifti ya? Ne oluyor be? Tabii abi bir tatsızlık olur bir şey olur ondan sonra benden bilirsiniz abi. Yok ben girmiyorum abi. Sertaç. Biliyor musun benim Volkanlara bile gitmem yasak. Aa, bu ne biçim bir şey abi olur mu böyle şey hiç ya? Sertaç kazandı bir sütlaççı bir şey ye. Çeneni tıka sus yeter ki. Biliyor musun aile birlikte olduğumuzu bile bilmiyor bilmeleri de yasak. Aa, pes yani bir yaşıma daha girdim yenge ya. Bana bak başka yaşına giremeyeceksin biraz sonra ha. Sus diyorum oğlum ya karıştırma ortalığı ya. Aa Sertaç. Fatoş, 2 dakika odama gelebilir misin lütfen? Bir şey konuşacağım da seninle. Ne konuşacağız? Öyle bir şey danışacaktım da sana. Askerle ilgili. Ben bu tür konulara karışmam vallahi Cem. Lütfen Fatoş, çok kötü bir durumdayım. Yardımına ihtiyacım var, ne olur. Kusura bakma Cem, farkında değilsin ama burası bir iş yeri.
Özel meselelerini asla burada halledemez. Hoş, sen iş dışında da burada ofiste zaman geçirmekten çok hoşlanıyorsun tabii. O ayrı. Nasıl yani? Ay, yok bir şey, yok. Ben bu konulara karışmamaya yemin ettim Cem. O kadar. Bak Fatoş, durumu sana şöyle özetleyeyim. Ben falcıya bile gittim. Durumum çok vahim. Acı bana ne olur ya. Ben çok üzülüyorum, çok acıyorum sana. Gerçekten çok üzülüyorum. Ay, karıştım. Yok bir şey yok Cem. Bak canım. Olmuyorsa olmuyor. Demek ki kısmet değilmiş. Hadi güzel. Hadi. Tamam, oldu Fatoş. Sonra görüşürüz o zaman biz. Ya Yaprak, annem muhabbeti beni kasar kızım. Ya bunlar eski insan, şimdi ciddiye alır falan, yapma ya. Ama zaten ciddi değil mi abi? Sertaç, bak önüne kazan gibi koydum. Yani bir sus diye, çenen tıkansın diye. Tıkamazsa ben gerekli tıkamayı yapacağım yani. Tepimi attırma benim ya. Volkan, ben İffet teyzeyle saklanmaç oynamaktan sıkıldım. Hem Aslı da söyleyin kurtulun diyor. He, öyle diyor Aslı. Her şeyi biliyor zaten. Sarıçıyan çok bilmiş. Volkan, Aslı'ya çok bilmiş deme. Ben de diyorum ki bu muhabbette bir Taceddin eksikti, o da geldi. Bir uğrayayım dedim Volkan. Nasıl, Aslı iyileşti mi? Yok, hala hasta. Telefonu da kapalı, yatıyor evde. Nasıl hasta değil? Tamam. Nasılsın yenge? Sağ ol. Şöyle böyle. Aa, Volkan, yengemi üzme. Vallahi 40 yılda buldun efendi bir kız. Sonra külahlara değişiniz ha. Ya Taceddin, zaten şimdi sinirlerim tepemde, külahına falan. Efendim. İyi günler. Lerzen Hanım'la görüşmek istiyorum ben. Ona ulaşmaya çalışıyorum. Yanlış oldu birader, yanlış. Aa, bir dakika, bir dakika. Kim arıyor acaba? Ben Cem. Ya geçen hafta kendisi bana fal bakmıştı. Bu hafta tekrar bir seans istiyorum eğer mümkünse. Ha, tabii yollarız. Siz yeter ki isteyin. Ben demin sesi karıştırdım da bir arkadaşıma benzettim, ona yok dedirtiyorum az. Yalnız şimdi müsait değil. Çıkan numaradan sizi arayalım mı? Benim kendisiyle konuşmaya çok ihtiyacım var. Ya çok teşekkür ederim ilginize. Tamam, ben haber bekliyorum. İyi günler. İyi günler, iyi günler. Kimmiş, kimi arıyorlar? Şey ya, evlere servisiniz var mı diye soruyorlar da. Volkan kardeşim, sizin Yaprak yengemle ne kadar oldu maşallah? Hacı oğlum, daha ailenin haberi yokmuş biliyor musun? Ne? Aa, ne ayıp. Nasıl böyle bir şey olur Volkan kardeşim ya? Gençler, neşem yerinde olmasa... Neyse. Redson Can benim. Bitkisel güzellik. Botanik kraliçesi. Yağmur ormanlarından gelen nefes. He? Tema bak, buyum lan, ben geldim, teslim oldum bana. Ne öyle tespih? Yeni moda mı? Sana ne? En nefret ettiğim şey hayatta. Niye? Güzel bir aksesuar. Tek başına güzel bir aksesuar olabilir. Belki ucunda sen olduğun için gıcık oluyorum. Aslıcığım, niye öyle söylüyorsun? Baban da tespih çekiyor. Anneciğim, babama yakışıyor. Genç erkeklerde kıl oluyorum. Ne öyle? Şıkır 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 sürekli böyle. İğrenç bir şey. Bir tespih, iki beyaz çorap. Tahammül edemiyorum, bakamıyorum. Ay, beyaz çoraba ben de bakamam vallahi. Ne gülüyorsun bana bakın? Hiç öyle. Nenon yüzlü kardeşim var diye gülüyorum. Solaryuma gittik. Ne var? Yakışmış, yakışmış. Aslı, siz ofiste kaça kadar çalışıyorsunuz? Mesela böyle 8'i falan buluyor mu? En fazla 8. Niye? Niyesi var mı kızım? Kızı merak ediyor. Kim anne? Ay yok bir şey, tamam. Ya anne, biz Yaprak'ta sadece arkadaşız ya. Evet, sadece arkadaş. Vallahi bak, Selim benim için neyse Yaprak'ta olur yani.
Onu biliyoruz zaten. Hiç sinirlenmiyorum Aslı. Sen yakında göreceksin beni. Niye? Hiçbir şey söylemiyorum. Hadi bakalım. Kapatın şu televizyonu. Hazır olun bakalım. Ne oluyor baba ya? Ailenizi tanıyor musunuz yarışması yapacağız. Ne? Oh, stres diz boyu vallahi. Ay nereden çıkardın Tahsin şimdi bunu? Canım çıktı öyle işte be İpo'cum. Şimdi bak, birbirimize sualler soracağız. Kim aileye daha bağlıysa o kazanacak. Nasıl olacak yani baba? Canım en çok bilen kazanacak. Ne kazanacak acaba babacığım? Vallahi siz başka bir şey bilmediğiniz için para tabii. Ne kadar bir para? İyi bir para yani, yüklüce bir meblağ. İyi mi? Siz oynayacak mısınız, oynamayacak mısınız? Alışmış. Alem. Oynayacağız babacığım, oynarız. Zaten babacığım yani mühim olan katılmak değil mi? Kazanmak değil, aileyi tanıyalım. Aferin. Şimdi iki takıma ayrılacağız. Herkes birbirine aileyle ilgili sorular soracak. Ben Volkan'la takım olmam yalnız şimdiden söyleyeyim. Ama ben can atıyordum sanki kuru. Biz annemle takım oluruz. Oluruz minik kuşum. Tak orada. Sen geç buraya anne. Ben babamın yanında. Dumanını attırırız vallahi alemin değil mi anne? Göreceğiz bakalım. İlk kim kime soruyor? İlk ben soracağım. Tamam, hadi başlayalım o zaman. Dın! Sor bakalım Volkan. Tamam, süper soru. Söyle bakayım kız. Annemlerin evlilik yıldönümü ne zaman? Tarih, gün, ay hepsini istiyorum. Olmaz ama sayılmaz. Daha dün konuştuk ya. Çamura yatma hemen ya. Cevap ver be. Tamam, 20 Mayıs 1971. Ne? Ay vallahi doğru. Artırma öyle tuzaklarımızı oğlum, hadi bakalım. 1-0 galibiz kızım, tamam mı? Ya baba sayılmaz ya. Dün gece konuşmuştuk bunu ya. Ben başka bir soru sorayım. Geçmiş olsun, bitti. Biz soruyoruz. Babacığım izin verir misin? Sorabilir tamam. Miyim? Tamam, sor ama zor bir şey sor. Tamam, Volkan'a soruyorum. Ben hangi çocukluk hastalığını henüz geçirmedim? Ne biçim soru bu be? Niye? Şahane soru. Ne var? Sen geçirmediysen bile geçiriyor gibi yapmışsındır millet acı çeksin diye. Hadi geyiği bırakalım da var mı cevap? Anne ne yapıyorsun ya? Hatırladım. Kaba kolak. Yanlış su çiçeği. Anne niye kulağını işaret ediyorsun ya? İşaret ediyor muyum canım kulağımı? Böyle yapıyorum. Böyle benekler yapıyorum. Su kabarcıkları yapıyorum ki su çiçeği olduğunu anlayasın diye. Anne aşk olsun ben olsam kopya vermezsin ama değil mi? Bak böyle devam edersen diskalifiye ederim seni İfa. Nedenmiş efendim? Yabancıya mı veriyoruz kopya? Öz be öz oğlum. Kime ne? Al. Boş ver baba biz kazanıyoruz zaten. Şimdi ben soracağım. Sor. Tahsin'e soruyorum. Sor bakalım. Hangi çocuğumuzun doğumda boynuna kordon dolandığı için çok büyük ama çok büyük bir tehlike atlattık? Ay anne. Aslı'nın tabii. Ya anne bu kadar basit soru sorulur mu? Herkes bilir bunu ya. Bilsin efendim. Bilsin. Bir çocuk kolay mı yetişiyor? Ha? Ne heyecanlar atlattık sizi yetiştirirken. Annenizin kıymetini bilin. Vallahi doktorun ödü koptu. Bebeğin beynine oksijen çıkmayacak diye. Hatırlıyor musun Tahsin? Allah korudu. Ya ne diyorsun? Nasıl zaman geçiyor değil mi? 30 yıl olmuş. 29. Ha 29. 29 yıl olmuş. Oksijen gitmemiş işte hasta olmuş. Ölü beyin. Yok Volkan sinirleniyorum ha. Adam gibi konuş benimle bak tepem atıyor. Oksijen gitmemiş. Tamam şimdi ben soruyorum. Bursa'daki büyük teyzenizin 3 çocuğunun ismi. Cevap ver bakalım Volkan Bey. Ya uzun zamandır görüşmedik. Gözden ırak olan gönülden de ırak oluyor. Ben biliyorum ben söyleyebilir miyim? Ben söyleyeyim. Aslı otur oraya suyunu çıkarma soru bana geldi ya. Bu ne be? Ön sıra ineği gibi. Cevap veriyorum.
aslında gerçek teyzemiz de değil. Anneannemin üvey kız kardeş değil mi o? Biz büyük teyze diyoruz. İsmet! Yılmaz! Aa anne çok ayıp. Baba bizim artık hükmen galip sayılmamız lazım, bilmiyorum. Tadını kaçırma be çocuğum, tadını kaçırma. Bak bak Volkan Bey. Diğer iki çocuğun ismini hatırla söyle, puan verelim. Oho artık Volkan'a yapılan torpilin haddi hesabı yok yani bu oyunda. Şşt, cevap veriyorum. Yanıt yok. Baba ben söyleyebilir miyim? Ekstra puan alır mıyım söylerken? Hayır. Ama istiyorsan gene de söyle. Tamam söylüyorum. Yılmaz, Hakkı, Hale. Jale! Je, 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 je. Jale. Bak aslında bilemedi. Ne oluyor Allah aşkına? Bir harf yanlış söyledim. Bu burada rezil sefazı oldu. Utanç verici durumlara düştü. Bana süper haksızlık yapılıyor yalnız baba. Dikkatini çekerim. Sarı, ne diyorsun öyle kepaze mepaze? Ben senin abinim, akıllı ol. Doğru konuş biraz. Oyun oynuyoruz burada ya. Hale cale bizim mahalle. Ama ne çok şey bildi. Şimdi ben soracağım soru. Kime? Size sorayım baba. Tamam, sor bakalım. Babacığım, çalıştığı iş yerinde nişanlı olduğu halde Aslı'ya asılan, Aslı işi bırakmadığı sürece de asılmaya devam edecek olan ırz düşmanı dergilerin genel müdürünün ismi nedir? Ne? İtiraz ediyorum. Bak abim ne diyor, doğru mu? Babacığım tümden yalan. Hiç, tamamen bu bana bir komplo ya. Ya ya ne olmuş soru sorduk işte ailemizi tanıyoruz. Değil mi gizli saklı kalmasın anne ha? Yarışın tadını kaçırma Volkan. Babacığım aşk olsun ya öyle bir asılma durumu olsa bir rahatsızlık olsa önce ben bırakır giderim işi yani yapmayın. Aman ha aman ha. Ha Tahsin'cim sinirlenme tansiyonun çıkıyor sonra. Bir şey yok diyor kız işte. Babacığım isterseniz gelin bir gün ofise oradaki ortamı görün yani hiç öyle bir yer değil orası yapmayın içiniz rahat eder. Tamam kızım tamam. Volkan rica ederim doğru yarış. Tamam babacığım da bu sorunun cevabı gelmediğine göre ben bizim haneye bir puan rica edeceğim. Yaz babacığım yaz. Aslı biz bir puan öndeyiz. Bir yanlış cevap verirlerse kazanıyoruz. Yok yok işin rengi değişti artık kazanmak ikinci planda baba. Ben? Yok diyorum kazanmak ikinci planda. Önemli olan aileyi tanımak. Değil mi? Anneme soruyorum. Heh. Anneciğim, Volkan'ın aylardır sizden gizli çok ciddi bir beraberlik yaşadığı, bizim ofiste çalışan, vejetaryen olan, isminin baş harfi Y olan sevgilisinin adı nedir? Yalan! Yalan! Yaprak mı yoksa? Aylardır mı? Ay Tahsin! Valla geliyorlar soldan soldan. Geliyorlar. Volkan. Baba. Bırak, bırak insan ziyanı rezil yaratık. Ne var ya gıcık oluyorum, oha falan oluyorum, çüş oluyorum. Ya Selin ne oluyor ya? Ben ne yaptım ya? Ne oluyor daha ya? Ay daha ne olsun ayol? Şu yardımsever süper şahsiyet Şesun Nişantaşı'nın bütün paparazilerini peşime saldı. Ne alakası var ya? Ya bu garip giysili yaratık da kim dediler? Selin yere bakan değil mi? Ben de tüm iyi niyetimle dedim ki ta kendisi. Ama kardeşim resmini çekmeyin istemiyor. Sessinler sersem şey. Sen çekmeyin deyince onlar da çekmeyecek değil mi? Seni lafını dinleyecekler. Çok bilmiş. Gıcık. Ya ben sana anlatamıyor muyum? Kas kafada girmiyor mu? Babam bana rest çekti Fatoş'cum rest. Bir daha hiçbir basın organı hiçbir şekilde bu duruma çıkmayacak dedi ya. Ay delireceğim. Selin. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bu tasarım sana çok yakışmış. Gerçekten mi? Allah Allah dekolte falan. Süpersin. Ay ben yakıştırmışsını biliyorum. Yani mecburiyetten kılık değişir ama hani bir atasözü var ya. Güzel, güzeline yakışmaz. Değil mi Fatoş? Çok yakışmış. Yalnız biraz şey durumu var. Çamaşır makinesinde çekmiş Filiz Akın.
Ay Şeto, sen de al geç bakalım. Yazık bu kıza ayol. Aa! Ay hakikaten ya, yazık bu kıza ayol. Ya yemin ediyorum o kadar duyarsız, o kadar vurdum duymaz. Ya iğrenç bir insan sen ya. Yemin ediyorum arkadaşlık öldü, yasını tutacağım. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Yaprak geldi mi? Vay be, uzun zamandır ofise girer girmez Cem geldim yerine başka bir isim telaffuz ettin Aslı. Tebrik ediyorum, bak dikkatimden kaçmadı. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Sizin aşkınız yalan mı oldu? Ne oldu? Durumu ne? Şişt, ne kadar duyarsızsın ya. Aslıcığım, galiba sizin dükkanda. Ne oldu? Neden sordun şekerim? Yaprağa bir müjdem var. Yarın akşam annemler onu yemeğe bekliyorlar. Resmi bir davet. Vallahi dedim ki Yaprak, anneciğim babacığım, bu durum benim canıma tak etti. Bu kız benim hayatımın kadını. Siz onu yakından tanıyın dedim yani. Hayatımın kadını mı dedim gerçekten? Daha neler neler dedim aşkım. Biz dedim öyle aylarda birlikteyiz yani, öyle bir gecelik bir şey değil ki. Seviyeli bir ilişkimiz var dedim. Yani dünya alem duysun sesimiz dedim ya. Ay Volkan, ne giysem acaba yarın akşam? Aman Yaprak, hanım hanımcık bir şey giy güzelim. Ne olur bak, bunlar yaşlı insanlar. Böyle oturuşuna kalkışına falan dikkat et değil mi aşkım? Lütfen. Yani biliyorsun durumları ya. Ama Volkan, onlar zaten beni seviyor. Niye sorun olsun ki? Ya Yaprak, bunlar 100 yaşında ya. Allah Allah. Ne diyorsam onu yap. Yumurtadan yeni çıkmış gibi davran ya. Daha önce hiçbir şey yaşamadın. Tecrübesizsin, tertemiz, saf. Böyle naif, sudan mısın gibi bir şeysin, tamam mı? İçki mi içki içiyorum deme sakın. Ben yalan söylemeyi sevmiyorum ki Volkan. Ya Yaprak, yalan malan değil bu ya. İdare edeceksin durumu. Bak babamın tansiyonu var, yaşlı adam ya. Nasıl istersen. Canını yerim kız, ben senin restoracım benim. Sakın dekolte falan giyme ha. Tamam mı? Ulan Aslı, ulan Aslı. Yatacak yerin yok senin ya. Volkan. Ha. Bu akşam sinemaya gidelim mi? Yok aşkım. Bu akşam önemli bir işim var. Eski bir dostu ziyarete gideceğim. Cem. Merhaba. Hayırdır Cem? Gecenin bu vakti çağırdın beni. Kötü bir şey mi oldu yavrum? Yok yani, ama bana bu yoğun iş programınızda zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim Erzan Hanım. Efendim hoş geldiniz. Merhaba. Otur, otur. Otur. Yine bu uğursuz masa. Ne oldu Cem? O sarışın kadın yine üzüyor mu seni yok? Sarışın olduğunu nereden bildiniz? Salak mısın Cem? Anla artık. Kargalar! Değil mi? Doğru, sizin işiniz buydu. Haklısınız. Bir an boş bulundum ben de. Baş dönmesi, titreme, iç sıkıntısı bir şey var mı? Yok, niye? Cem, o kız sana büyü yaptı. Geçen geldiğimde fark ettim ve önlemini aldım. Anlaşılan... Başarılı olmuşuz. Gerçekten mi? Hayır, hem salak hem avanaksın. Almışsın başına bir bela. Uğraş dur bakalım. Yalnız müsaadenizle ben bir şey söylemek istiyorum. Ben bu kızın bana yani büyü yaptığını falan inanmıyorum. Bu kızın benimle ilgilendiği biliyor. Ha. Aferin ona. İyi. Nesi iyi bunun Erzan Hanım? Yani büyü yaptırdı... Ama başarılı olamadı. Vazgeçti hasbam. Tabii benim istediğim bu değil işte. Sizin istediğiniz nedir? Ben kızı istiyorum Nerzen Hanım. Şuş, var ol lan. Nerzen Hanım. Efendim canım. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Benim borcum ne kadardı? Dur Kerem. Nasıl kapılmışsın kıza? Test ettim seni. Ben de ne oluyor dedim bir an ya. Neler oluyor değil mi? Evet. Daha bakın neler olacak. Daha neler olacak hayat. Peki sen bu kızı istiyor musun? Evet.
Aslında o da beni istiyor gibiydi ama. Fingirdek. İşte ne olduysa oldu, bir anda çekildi geriye. Ben de ne olduğunu anlamadım. Peki Cem, izdivaç falan düşündün mü bu sarışınla? Yok canım, daha yok öyle bir şey. Kullanayım atayım diyorsun yani. Çapkın. Yok yani, daha aramızda öyle bir şey yok. Anladım. Her şeye müstahaksın sen. Hep güzel şeylere layıksın. Hayırlısı. İnşallah. Fal bakacak mısınız? Ne falı? Kahve. Bakarım tabii. $100 artı $50 da yol masrafım, $150. Hemen. Cem, aslında fal bahane. Bu işi halletmenin başka yolları da var. Şimdi bunun içindeki şeyleri al. Al! Ben buraya yazacağım ben bunları. Cem, belki de o kız, o sarışın, büyüğü o yaptırmamıştır. Belki de günahını alıyoruzdur. Belki dışarıdan birileri yaptırmıştır. Ben de aynen böyle düşünmüştüm. Cem, bu tespihi çekeceksin, bu çorabı giyeceksin. Özellikle o sarışının yanında. Unutma, hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Bak şunu. Böyle bakarsan deve kuşu. Aslında kalem. İronik ama gerçek. Kargalar! Cem, kargalar. Nasıl yani? Bunu da. Kızım ya. Ay ne iyi oldu böyle, dışarı çıktık ya. Of, biliyorsun clubbing olayına kesinlikle giremiyorum. O paparazzi skandalından sonra babam her şeyimi yasak koydu yani. Dedim ki, baba dedim, Yaprak'la dedim beraber yemeğe çıkacağız dedim. Tamam dedi, gidin dedim. Ay ne iyi oldu kızım, böyle evde otur geldi yani, fenalık geçirdim ya resmen. Ay. Biz de Volkan'la sinemaya gidecektik ama Volkan'ın bir işi varmış. Ben de böyle boş kaldım akşam. Ne işi varmış ki Volkan'ın? Ay bilmiyorum, sinema. Galiba yarın akşam için bana bir sürpriz hazırlıyor. Hayırlı işler. Kızım, aileyle tanışma olayı falan mı? Çok korkuyorum ben. Acayip heyecanlıyım. Ne yapacağım Selin? Ay kızım bak, heyecanlanma. Bir defa biliyorsun onlar benim yan kapı komşum ya. Çok şekerler. Kızım beni sevseler seni de severler yani. Ay canlarım benim ya. Ben niye güldüm? Yok. Yok bir şey. Ben bu tespihi çekmesem, yani ben tespihten pek hoşlanmıyorum. Bana çok alaturka geliyor Erzan Hanım. Saçmalama Cem. Saçmalama. Çekeceksin. Göz var sende. Kısmetini açacak o tespih seni. Tamam. Ne kadar zaman? Her zaman. Her zaman çekeceksin. O bir önlem. Büyü bozmak için. Aynı anda bir de böyle boğazını kaşır gibi yapacaksın böyle. Erzan Hanım, ben bunları yaparsam bu kız benden büsbütün nefret eder. Sen öylesin. Daha çok sevecek seni. Kısmetiniz açılacak. Göz var sizde. Tabii. O muhakkak da. Bari öksürmesem. Bu tespihi de cebimde taşısam olmaz mı? Tanrım. Tanrım görüyorum ya. Kardeş! Bir yer görüyorum. Uzaklarda bir anıt, bir heykel. Özgürlük heykeli. Evet. Yok. Evet. Taş gibi bir karı var. Orada onlardan bir sürü var Erzan Hanım. Bu senin eskilerden. Onlardan da bir sürü var. Baş harfi B. Victor. Yemek işinde iyi. Evet. Yarı Türk, yarı Avrupalı. Evet. Victoria. Evet. Büyü o yaptırmış Cem. Evet. İşte biliyordum, Victoria'dan da bu bekler zaten. Ya sen daha çekme bak o tespihi. Peki ben nasıl öksürecektim? Yapayım mı? Yapmasam? Yap! Tespihi de çek aynı anda. Şahane. Tamam. Bu beyaz çoraplar ne olacak?
Giyeceksin onları. Giyecek miyim? Evet. Onlar normal çorap değil. Okunmuş çorap. Ne okunmuş? Edebiyat tarihi okunmuş. Entel çorap. Salak! Okunmuş çorap diyorum. Büyük odanlardan. Özellikle o sarışın etrafında bu çorapları giyeceksin. Bu tespihi de bu şekilde çekip öksüreceksin. Kaçta kalkıyor? Ne? Haydarpaşa treni. Sallanma. Sallanmadan yapacağız. Cem, şimdi de vapur gibi oldu. Doğal olsun. Tamam. Oo Cem. Merhabalar Saadettin Bey. Bakıyorum sen de iyice benim gibi oldun ha. Bu saatte buralarda hala. İyi iyi. Lerzan Hanım, Saadettin Bey, patronumuz. Merhaba. Merhaba efendim. Gerçekten benden sana tavsiye. Kızım, hipotezen, temizliğe anormal derecede meraklı bir kişiliktir yani. Neyse, bak sakın yemek esnasında masa örtüsünün üstüne sakın ama sakın bir şeyler dökeyim deme, tamam mı? Tabii tabii Selin. Kızım ya, ay inşallah böyle kaynaşırsınız, birbirini seversiniz de böyle bir aile saadeti olur yani. Ay biliyorsun Volkan, lokum gibi çocuktur ya. Biliyorum senin çünkü Volkan benim boyfriendim yani. Hem beni de severler. Efendim canım? Diyorum ki yani beni de severler. Yani baksana sana bilene kadar iyi davranıyorlar. Beni öpüp başlarına koysunlar. Bir dakika bak. Ben anlayamadım. Senden sonra ne demek? Şimdi bak. Bir talihsizlik sonucu hani geçmişte Volkan'ın annesi babası şey zannetmiş yani Volkan seni beğeniyor zannetmiş ya. Ya olabilir kızım ne var bunda? Ya eskiden var mı zaten öyle bir erime durumu? İyisi şu gerçek sevgilinin aslında ben olduğunu anlayınca çok rahatlayacaklar. Böyle dünyaya yeniden gelmiş gibi olacaklar Selin. Şşş sen ne diyorsun fotosentez güzeli he? Evet, Lerzan Hanım. Çok teşekkür ederim. Hayrola? Tablo bakılıyor. Ha, laf olsun diye. Aa, ben de çok meraklısıyımdır. Geçen sene Macaristan'a gittim sırf fal baktırmak için. Adamın biri var, $1000 fal bakıyor. Fakat inanır mısın Cem, her şeyi bildi adam. Mükemmeldi. Efendim ben de medyumum, adım Lerzan. Ha, enteresan. Sizin iki kızınız olmalı. Evet, siz kız babasısınız belli. Büyük olan böyle sarışın, hareketli bir şey mi? Kaça bakıyorsunuz Lerzan Hanım? Efendim ben $500 alıyorum. Kahve içmek mi gerekiyor? Hayır, ben yüzünüze bakarak da söyleyebilirim. Aa, enteresan. Sizin adınızı ilk defa duydum. Peki, buyurun bakın. İki kızınız var, iki refikanız. Büyüğün nisli F ile başlıyor, küçüğün nisli P ile başlıyor. Büyüğü çok kötü bir insanla birlikte. Engelin onları. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben öyle aile özel hayat falan baktırmam. Bana işten bahsedin, işten. İş mi? Evet. Mesela bu senenin bilançosu ne olacak? Ne çıkacak tahminlerin sınırını? Tahminlerin çıkış yerleri. Bunları görebiliyor musunuz? Büyük kızınızın ismi Selin. Kahve içer misiniz? Saadettin Bey, ben izninizi rica etsem. Tabii tabii tabii. Hiçbir anne baba senin yaşam tarzını tasvip etmez Selin. Oy oy oy, tasviplere gelesin inşallah. Otçul yaşam. Ne varmış benim hayatımda be? Aa. Daha ne olsun? Her akşam bir yerdesin, sürekli sarhoşsun. Orada burada böyle abuk sabuk fotoğrafların çıkıyor. Nasıl bir yaşam bu? Ay canım benim, sen hiç gece çıkıp gezmiyorsun değil mi? Çüş falan oldum ha. Aa. Bak iki kelimeyi bir araya getirip düzgün Türkçe bile konuşamıyorsun. Yapma be, bak bak bak, dök içini rahatla dök hadi. Elinde de sürekli sigara var. Sanki sen bir aralar hiç içmedin değil mi sigara? İçtim ama bıraktım ve İffet teyze de bunu bilmiyor. Ve de o insanlar eski insanlar. Senin dejenere yaşamını sevmek zorunda değiller. Dejenere ha? Oldu. Gözlerim doldu yaprakçım. Başka? Kim bilir Volkan'la beraber olduğunu zannettiklerinde nasıl ödleri patlamıştır. O yüzden
Yarın akşam benim işim kolay. Ben Volkan'ı aramaya gidiyorum. Özledim. Git bakalım at belini. Ben de yarın geceye damgamı vurmazsam bana da Selin demesinler. Ne oldu be? Sarsak. Bakın bakalım bu sene vergi rekortmenler içerisinde kaçıncı olacağım? İlk onun içindesiniz. Ne? Nasıl yani? İflas ederim be. Öldüreceğim o muhasebeciyi vallahi, öldüreceğim. Sakin olun şimdi. Falda sıfırlar belli olmuyor. Kaç tane oldu yani? İlk 100 de olabilir, ilk 1000 de olabilir, ilk 10.000 de olabilir. Yazan Hanım, bu nasıl fal bakmak ya? Peki, bakın bakalım bizim Rusya'daki inşaatı görebiliyor musunuz? Bakın, apaçık ortada binaları görüyorum. Ne binası? Biz orada kaldırım yaptırıyoruz. İşte o kaldırıma yatlanan binalar. Bakın bakalım, bu kaldırım yapma işinin anlaşması ne zaman olacak? 3 vakte kadar. Yazan Hanım, bu fal koca karı falına döndü. Allah anlama ben paramı geri isterim. Tabii para iadeli çalışıyoruz. Ver paramı o zaman. Nedir ya? Bütün millet tembel olmuş ya. Ya kardeşim işinize bakın biraz. Çalışın Erzan Hanım, çalışın. Çalışın. Oğlum sen bana yardım et ya. Ulan ne işlere girdik be. Ne cimri herifmiş bu da ya. Naber Aslı? Cem, şu şey, şu elindeki tespih yeni mi? Yeni Fatoş. Ay kal geldi ya, şu beyaz çorap olayına girmişsin, hayrola? Cem Bey, nedir bu, moda filan mı? Hayır, ben takip etmeyi düşünmüyorum da. Bundan sonra böyle şey sor. İşte bu an Cem dallamasının bittiği andır arkadaşlar. Çocuklar, benim dilim tutuldu. Ne olmuş bu çocuğa böyle? Kızım belki Aslı'nın gözüne girmek için yani daha süsleniyordu, böyle bir kendine bakıyordu. Cool'um hesabı olamaz mı yani? Ümidi kesince de özüne döndü yani, dallamalığını geri bir dönüş yaptı. Ha bu çocuk hissetmişti zaten. Çocuklar biz böyle bir şey yaşamadık değil mi? Bu gerçek değildi yani. Yok yok, gerçeğin de kendisi bu. Hayır, reddediyorum seni. Edemezsin çünkü bu bir realite Aslı. Ya anne, Allah aşkına ne gerek var bu hazırlıklara ya? Evdekilerle Allah ne verdiyse yeriz işte. Olur mu öyle şey oğlum? Evin kızı geliyor. Resmi bir gece bu gece. Ay başım da başladı hafif hafif ama neyse. Ya ne resmiyeti anne be? Allah aşkına arkadaş arasında gibi sen düşün bu işi ya. Yok canım. Kaç aydır birlikteymişsiniz.
Adık olsun diyorum işin, ne yapalım? Adım adık olmasın anne, neler diyorsun, abartma ya, ne olur ya. Kız rahat eve girsin çıksın diyorum canım. Ne? Bu ne bu? Ne? Fermer mi sürdün? Ha, gel bakayım işin, gel. Ne rimeli ya? Ay bu moda mı? Ha bu kızı sürdürüyor sana bu rimelleri. Ne bu söyle Volkan? Anne belki Aslı ben olurken sürmüştür ya. Espri olsun yani öyle espri anlaşı öyle yavrum. Ay çekil ayağımın altından Allah aşkına. Ben duş alacağım terledim. Tamam tamam güle güle. Zaten daha fazla dayanamayacağım, fazla çalışmayacağım, hemen çıkacağım. Hadi Allah'a ısmarladık. Akşama görüşürüz Aslı'cığım. Akşama nasıl görüşürüz Selin? Hocam evler yan yana ya, uğrarım gibisinden. Ha, bu akşam Yaprak bize yemeğe geliyor da. Hay Allah, ben tamamen unutmuşum ya, öyle mi? Ha, sen de gel diyeceğim ama sıkılırsın yani. Hadi Allah'a ısmarladık. İyi akşamlar Aslı. Cem, gel sen buraya bakayım. Gel. Ne oldu Fatoş? Acayip acayip öksürme böyle ya. Ne oluyor sana? Canım öksürüp tuttu. Allah Allah. Cem, beyaz çoraplara ne demeli? Ya, ya elindeki tesbih. Ay sen ne biçim böyle güzel yakışıklı bir oğlansın. Ne oldu sana böyle? Ben hep böyleydim Fatoş. Ay Allah Allah, sanki seni hiç tanımıyoruz. Ha, anladım. Sen Saadettin Bey'in gençliği gibi yaparak onun gözüne girmeye çalışıyorsun değil mi? Ne alakası var ya Fatoş? Anlatırım ama aramızda kalırsa. Ay, hemen anlat. Ay bu arada kalbimi kırıyorsun. Bu ofiste hiç dedikodu yapıldığını duydun mu? Ben buna izin verir miyim? Burada hiç kimse dedikoduyu sevmez. Hadi şekerim. Anlat. Ya Fatoş. Hı. Ben bir falcıya gittim. Ne? Falcıya mı gittin? Yani daha doğrusu falcı buraya geldi. Yaprak, bak böyle babam politikadan falan bahsederse çok doğru söylüyorsunuz. Falan yap böyle onayla suyuna git, tamam mı? Ya Volkan, onlar beni tanımak istiyor. Niye rol yapıyorum ki? Ya Red Sonucan, yorma beni artık ya. Ne diyorsam onu yap ya. Bak, hanım olmacık ol, tamam mı? Saygılı ol. Annem oturmadan sakın oturma. Böyle önünden yürüme. Arkasından yürü böyle pıtı 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 pıtı. Bir foto izle falan filan böyle mütevazi ol. Hanım ol. Ya Volkan, bunlar bana çok zor geliyor ya. Bizim ailede böyle şeyler yoktur yani. Bizim aile demokratik ailedir. Herkesin eşit hakkı vardır. O zaman siz ailecik Avrupa Birliği'ne girin. Rahat rahat yaşayın orada. Biz böyleyiz kızım, yerse. Niye benimle öyle konuşuyorsun Volkan? Ya aşkım pardon, evet biraz abartılı oldum. Sinirlerim bozuk, kusura bakma Yaprak ya. Üstümde çok baskı var ya. Bir de bak bir şey söyleyeceğim. Bu saçını böyle kahverengiye falan boyasak kırmızı mırmızı kesin bir şey der bunlar ya. Senin Red Sonucan. Aşkım bak üzme beni ya. Sen benim Red Sonucan'sın tabi de. Hani bari bir şekil var. Böyle bir değişik hanım amcık bir şeyler yap diye söylüyorum. Ulan Aslı, ne işler açtın başıma ya. Bana hayatımın en zor gecesi var. Volkan. Ne oldu? Senin gözünde rimel mi var? Ne bileyim ya. Ya demek ki akşamları buraya gelen kadın falcıydı. Siz ne zannettiniz ki? Biz de işle ilgili biri olduğunu düşünmüştük şekerim. Cem, Cemciğim, hayatım, beyaz çorapla tesbihle büyü bozamazsın ki.
Ya bak kız senden soyacak sonunda. Ya Fatoş başka çare mi kaldı ya? Bu kızın ne yaptığı belli değil. Bütün gün öyle buz gibi duruyor. Selam mı almıyor ya? Yazık sana ya. Çok yazık. Sen de haklısın tabii. Hadi şekerim ben şimdi yavaş yavaş çıkayım. Acaba diyorum gitti de bir başkasına mı tutuldu Fatoş ya? Yok canım sen de. Olur mu hiç öyle şey? Hadi şekerim. Hayır benim de kendi çapımda bazı eşekliklerim olmadı değil. Yani. Cem. Hayatım, yani senin bir erkek arkadaşın yok mu? Hani çıksan onunla şöyle dertleşsen, konuşsan da rahatlasan. Var, Kerim var ama işte... Hatta bana bu falcı kadının numarasını veren de Kerim. Ama ha. O içeride konuşurken bana ters bir şeyler yaptı. Ona canım sıkıldı. Uzun hikaye, ben onu daha sonra sana anlatırım. Fatoş, bütün arkadaşlarım New York'ta kaldı ya. Ay yazık sana, yazık. Ay abla. Hadi Kerim, yani bari... benim Aslı'yı tanıyan birileriyle bir konuşmam lazım ya. Hadi şekerim, hoşça kal. Fatoş, çok yalnızım ya. Yani konuşmaya ihtiyacım var. Of. Peki, ya bir akşam yemeğe çıkalım diyeceğim ama... Tamam, süper olur. Hadi gidelim. Şimdi mi? Tabii. Ama... Ay. Peki, gidelim o zaman. Hatta... Yatak da bizimle geliyor. Ben merhaba yok beni meşgul etmeyin. Ben hemen eşyalarımı alıp gidiyorum. Bu akşam yemeğe davetliyim de. Hayırdır fotosentez güzelim? Ay küçük kız rolü yapmaya mı gidiyorsun sen? Hayır senin benim rol yapmaya ihtiyacım yok. Ben sen değilim. Ama bağırma. Hadi bay bay. Bay bay. Ay otçul yaşam seni. Seni pazara çıkarmazsan bana da Selin demesin. Şekerim, gel bizimle bari. Çok mersi almayayım canım. Benim daha ilginç ve enteresan planlarım var. Şimdi ben onları gerçekleştirmek üzere yavaş yavaş yola çıkıyorum. Size iyi eğlenceler, hatta bana da. Fatoş diyorum ki, şöyle uzun uzun içelim be. Yani öyle bir doldum ki, yani konuşmaya o kadar çok ihtiyacım var ki... ...sabaha kadar anlatacağım sana ya. Yaşadık, yaşadık. Size doyum olmaz, ben de kaçayım artık. Otobüsü bir kaçırsam geceye kadar kalıyorum sonra. Şesun, canım. Hiçbir yere gitmiyorsun, bizimle geliyorsun. Cem anlatacak, onu dinleyeceğiz, dertleşeceğiz. Değil mi canım? Ne kadar çok isterdim. Ne kadar çok isterdim fakat... ...fakat gel gör ki... ...evim uzak. Param yok. Hatta... ...ben farklı sınıfın insanıyım Fatoş. Ben öyle yerlere gelemiyorum, sıkılıyorum, daralıyorum yani. Onlar ayrı statü gerektiren şeyler ya. Şesu, bana ayak yapma. Gel dediysem gel. Aa, sen ne duyarsız bir şeysin ya. Ya nedir sizin bu duyarsızlık dediğiniz şey? Ben anlamıyorum ki ya. Ben gayet duyarlı bir insanım kardeşim ya. Hatta duygusalım ben ya. Benim duygu belleğimi açtığım zaman neler ortaya çıkıyor görmüyor musun Fatoş? İnsanlara yardım ederim. Ya ben karıncayı incitmiyorum kardeşim ya. Ya. Peki tamam. Geliyorum. Yalnız bir şey söyleyeyim Cem Bey. Ben hesaba falan müdahale edemem. Kusura bakmayın. Artı 12'den sonra... Taksi paramın bir kısmını alırım. Gece tarifesi açıyorlar. Her türlü kurtarırım yani. Hadi buyur. Gelmeden bozma çerezleri. Koy o fındığı yerine. Anne bu ne resmiyet ya? Yaprak geliyor sonuçta. Başka bir vesileyle geliyor kızım. Tahsin. Efendim canım. Kapı çalınca bırak çocuklar önden gitsin. Sen benimle bu kanepenin yanında dur. Öyle kızı kapıda karşılamış gibi olmayalım yani. Öyle değil mi? Hani anne baba olarak bir ağırlığımız olsun diyorsun. Doğru. Nedir o? Çat burada çat kabartan süpürge gibi. Bak. Eyvah, babam gerginlik dönemi esprilere başladı. Yandık Aslı, yandık. Babacığım, bu ailenizi tanıyın yarışmasında kazandığım paraları ben ne zaman tahsil edebilirim? Hayret doğrusu. Sırası mı şimdi kızım? Anne ben kazandım ama. Sus Allah'ını seversen, sus.
Tahsin. Efendim canım. Sen masada kendi yerine otur. Kızı Aslı'nın yanına alalım. Aa, orada ben oturuyorum anne. Ben vermem yeri. Aman Aslı senin yanında otursun. Hayır efendim, olur mu öyle şey? Yaprak'la Volkan'ı yan yana oturtabilir miyiz hiç? Yanlış anlaşılır. Aa, dünden razıymış gibi. Hadi Volkan'ın bir arkadaşı geliyor. Ortada fol yok, fos yok gibi böyle bir durum yaratmamız gerekiyor. O zaman kızı masanın baş tarafına oturtalım. Yok artık, daha neler. Kız kraliçe mi? Ay anne, ne bu protokol ya? Senin yanına otursun işte. Tabii, ne güzel. Gelin kaynana yan yana. Aa Tahsin. Ay rica ederim yani. Tamam ama. Vallahi, vallahi geliyorlar inceden ince. Ya, latife yaptım benim hocam, latife. Ay vallahi bak, bak tık 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 başladı gene. Tamam. Geldi. Tahsin. Nereye koşuyorsun? Niye ağır mı gideyim, ne yapayım? Tahsin'cim ne konuştuk biz? Burada bekleyeyim. Gel şuraya. Anne, he? Ben mi açayım? Hayır efendim, sen halıyı ortala. Git sen aç. Heh. Ben ne yapayım? Kalk kalk. Şöyle. Açıyorum, tamam mı? Sen... Aç. Hayırlı akşamlar Tahsin amcacığım. İfo teyze, hayırlı akşamlar. Hayda! Vallahi İfo, şaşılacak şey. Bir duysa hayretler içinde kalır. Ailenin birbirinden haberi yok ya. Vallahi haklısın. Pes yani, pes. Kes, kes. Siz o zaman ailece Avrupa Birliği'ne girin. Orada rahat rahatsız diye giriyorsun. Yerlerken böyle diyorlar. Hiçbir anne baba senin bu Zehrin'i... Hiçbir anne baba senin bu hayatını tasvip etmek zorunda değil senin. Arkadaş arasında girmişsin sen ya. Yok canım. Kaç aydır birlikteymişsiniz? Ha? Bekleyin de başlayalım. Ay bir dakika. Yıldızlar göründü. İşte. Bizim ailede herkesin eşit hakkı vardır. He, o zaman siz ailecek aile birliğine girin. He? Hayırlı olsun. Evet, şimdi ben soruyorum. Bursa'daki büyük teyzenizin 3 çocuğunun ismi. Cevap ver bakalım. Bir daha. Cevap ver. Ne açık bir adamın ağzından ya.